Şimdi size desem ki kim kazandı? Tabii siz biz kazandık diyeceksiniz. Ama ben o zaman tersten sorayım soruyu. Sizce kim kaybetti? Bir kere kazanan Türkiye demokrasisi, onu söyleyelim her halükarda. Böylesine yüksek stresli bir seçimin sonucu. Hem katılımı çok yüksek hem böyle güle... 87 diye açıkladı bugün YSK. Evet, yani hem güle oynaya hemen hemen hiçbir olay olmadan, kayda değer olay olmadan gerçekleşen fevkalade önemli bir seçim. Seçimin kaybedeni baktığınız zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi genel başkanını ilk sefer Cumhurbaşkanlığı yarışına aday olarak gösterdi. Ve etrafında çok fazla partiyi toplayarak, partilerin ötesinde çok fazla fikir ve siyaset merkezlerini de etrafına alarak orada kendisince çok büyük bir koalisyon, ittifak da diyemeyeceğiz, koalisyon oluşturdu. Hatta dışarıdan da yurt dışından da bazı açık destekleri Kemal Kılıçdaroğlu arkasına aldı. Ve öyle bir özellikle sosyal medyada oluşturulan algılarla öyle bir noktaya getirildi ki iş, yani kazandı. Hatta kazanmakla kalmadı. Cezaevlerinin kapıları açıldı, kırıldı. Oradaki mahkumlar dışarıya çıktı. KHK'lılar işlerine iade edildi. İktidar Partisi'nin yöneticileri, hükümetin içerisinde olanlar tutuklandı, yargılandı falan. Böyle bir havayla girdikleri, mutlaka kazandıklarını düşündükleri bir seçimde tam manasıyla bir hüsranla karşılaştılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın aldığı oydan 2.550.000 daha az oy alarak ikinci sırada oldular. AK Parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde 10 puandan fazla oyla birlikte bir Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu tablo ve bir de tabii ki nihayetinde siyaset mecliste yapılıyor. Mecliste de Cumhur İttifakı birinci ittifak. Yasa çıkarma çoğunluğuna sahip, meclisi yönetme, meclisi yönlendirme iktidarına sahip olan bir grup oldu. Dolayısıyla baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi hem adayını, kendi genel başkanını bu yarışta çok gerilerde olması dolayısıyla hem de oradaki Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu sağlayamaması dolayısıyla seçimin kaybedilmiş. Şimdi burada tabii bir de HDP'yi saymak lazım. Hı. Yani HDP'de oyları bir zamanlar 13'ler hatta 15'ler olduğu iddia edilen kamuoyu yoklamalarında bir hava vardı. Ama nihayetinde %9'un altına düşmüş, 8 nokta küsurda kalmış olan bir siyasi parti ve özellikle çok oy bekledikleri, metropollerde bekledikleri oyun çok gerisinde kalmış oldular. HDP'nin de bu seçimin kaybedenleri arasına koyabiliriz. Siz HDP'nin bu oy kaybını çok yaygın olan, yani herkesin kafasında hep aynı soru var HDP ile ilgili konuşulduğunda. Terör örgütüyle olan mesafe sorunu. Bu mesafeyi bir türlü ayarlayamamaları, zaman zaman uzantı haline geldiği söylemlerine sebebiyet veren eleştirilere sebebiyet vermeleri. Sizce HDP'ye kaybettiren bu mu oldu? Yoksa aynı zamanda siyasi söylemde de başka kayıpları da oldu mu? Şimdi şöyle, yani bir kere biz yıllardır söylüyoruz. Yani biz HDP gibi, yani HDP, DEP vesaire falan, o siyasi geleneğin hepsini birbirinden çok ayırt etmeden konuşmamız lazım. Burada böyle bir siyasi partinin varlığı sorun değil. Sorun bu siyasi partinin terörle, dağla arasına mesafe koyamamasıdır. Yani bir eli dağda, bir eli Kalaşinkov'da, bir eli sandıkta olmaz. Yani ya demokrasi vardır ya demokrasi yoktur. Yani burada HDP'nin böyle bir şey yapmadığını ya da yapamadığını, artık örgütle parti arasındaki ilişki, ne tür baskılar var onları biz bilemiyoruz. Ama sonuçta görünen şu, HDP'ye oy veren çok geniş kitle, yani sıradan Kürt vatandaşı da diyor ki, Kürt kardeşlerimiz de diyor ki ya yeter diyor, ya bu nedir diyor. Biz ta 1973 Eruf baskını, PKK'nın, o zamandan bugüne kadar Türkiye'de 40 binin üstünde insan terörden dolayı maalesef öldürülmüş. Birçok askerimiz güvenlik şehit edilmiş, güvenlik kuvvetlerimiz şehit edilmiş. Şehirler kazılmış, insanlar dağa kaçırılmış, köyleri yakılmış, mezraların yaptıkları ticarete engel olunmuş, insanlar çocuklarını çok küçük yaşlarda kaybetmişler. Şimdi böyle ağır bir fatura ve bu faturayı Kürt halkı da zaten PKK'ya kesiyor. Dolayısıyla diyor ki ya şundan bir kurtul, şunu sırtından at, benim üzerimden bununla bir irtibata girme, ben de rahat rahat çoluk çocuk şehirlerde rahat bir şekilde, evet, bir siyasi kimlik olarak, bir Kürt bilinci itibariyle sana oy vereyim ama sen de adam gibi bir parti ol diyor. Bunu zaten özellikle Hendek olaylarından sonra, Çukur eylemlerinden sonra bunu Kürt halkı yüksek sesle söylemeye başladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, yani biz bir zamanlar hatırlıyoruz, yollardan biz geçerken güvenlik kuvvetleri bizi uyarırdı. Aman ne olur buradan geçmeyin, hava kararacak. Şimdi Allah'a çok şükür gece 1'de 2'de Türkiye'nin en ücra mezrasındaki insanlar, köylüler gece yarılarına kadar oturuyorlar, faaliyetlerini sürdürüyorlar, düğün dernek falan. Böyle bir huzur ortamı bulmuşken bölge halkı asla buradan geri dönüş istemiyor. HDP'ye karşı
bu anlamda bir kırgınlık ya da bir şekilde HDP'ye bu kadar yüksek bir destek, bekledikleri desteğin çıkmamasının temel sebebi budur. Artık çok test edildi. Defaatle test edildi. Yani bir günün meselesinden bahsetmiyoruz. 73 dediğiniz zaman 50 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 50 yıl içerisinde nice canlar gitti. Nice hayaller suya düştü. Yani bu bir siyasi hareket için yeterinden fazla test edilmiş olmaktır. Burada tekrar söylediğimiz şey, bu seçim sonuçlarını iyi değerlendirsinler ve kalkıp şunu bu kampanyada bile diyemediler. Hala terör örgütüne göz kırptılar, selam durdular, selam çaktılar. Şunu kalkıp deseler ki sen PKK, PYD kimse, ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Demokratik bir seçime gidiyoruz. Türkiye'de 85 milyonu yönetecek cumhurbaşkanı seçeceğiz. Hem Kılıçdaroğlu'na destek vererek kalkıyor konuşuyor, hem de diyor ki HDP'li bir aktör, efendim diyor biz de Suriye'dekiler gibi kazanımlar elde edeceğiz bu seçimden sonra diyor. Yani Rojava bölgesini, işte Suriye'nin kuzeyindeki kantonlaşma, yani özerk yönetimler meselesini Türkiye'nin gündemine getiriyor. Bundan şunu bilmiyor ki, yani önce sana oy veren insanlar bundan rahatsızlık duyuyor. Bir de insan azıcık aklı olur ya kardeşim, Rojava'da ne kazanım var? Yani Suriye'de 12 yıldır devam eden bir iç savaş var. Orada Kürtler de bundan bizar vaziyette, Türkler de, efendim Aleviler de, Sünniler de, Araplar da, herkes illallah diyor. Terör örgütleri orada cirit atıyor. Onların karşısında da Türkiye hem Suriye'nin bölünmemesi, Irak'ın bölünmemesi, hem de kendi sınırlarının korunması için mücadele ediyor. Şimdi bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Artık milletin verdiği bir nihai tarih olarak bunu görmesi lazım ve bu anlamda da bu siyaseti güdenlerin kendi iki ellerini başlarını iki ellerinin arasına alarak düşünmeleri lazım.